Sevgili seyirciler, bir haftalık aradan sonra reel sektörle yine karşınızdayız. Bu hafta da her zaman olduğu gibi Türkiye'nin önemli firmalarını ekranlarımıza getirmeye devam edeceğiz. Bu hafta yine şehir dışına çıktık. İstanbul'dan biraz uzaklaştık. Bir tatil bölgesine geldik. Hemen aklınıza Antalya geldi eminim. Hayır, Antalya'da değiliz. Bu kez Afyon'dayız. Şaşıranlar için söyleyelim. Pek çok kişi biliyor eminim ama şaşıranlar için söyleyelim. Afyon'da bir turizm merkezi haline gelmek üzere değil, geldi bile. Çünkü termal turizmin neredeyse merkezi oldu Afyon. Ve şu anda da karşımızda Akrones Termal ve Spa Oteli'nin genel müdürü var. Sayın Hamit Topaloğlu, hoş geldiniz yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Efendim, sahiden hani Afyon dışarıdan bakıldığı zaman Türkiye'nin önemli bir ili, tartışmasız. Evet. Önemli değerleri var, kaymağı var, sucuğu var. Evet. Bizim bilmediğimiz mesela yumurtası var, evet. Tarımı var, işte mermeri var, bir yığın markalaşmış. Hayvancılığı var. Ürünü var, evet. Hayvancılığı var. Ama Afyon'a girdiğimde şunu gördüm. Birçok da otel var. Yani kendim bir an acaba ben Antalya'da mıyım diye de kendi kendime düşünmedim dersem yalan olur. Sonra da biraz şaşırdım. Yani Afyon'da bu kadar turizm nasıl gelişti diye. Evet. İsterseniz sektörle başlayalım. Ardından devam edelim. Evet. Şimdi Afyon'un gelişimini ben zannediyorum ki şu anda biz Türk turizmcileri olarak çok farkında değiliz. Türk turizm yatırımcıları olarak da çok farkında değiliz. Afyon'da inanılmaz bir şekilde sessiz, sedasız çok ciddi bir gelişme var. Yıllardır, üniversite yıllarımdan beri ben Hataylı ve İzmir'de okuyan biri olarak yıllardır gider gelirim Afyon'un içerisinden. Afyon'un gelişimini kendi gözlerimle gördüm. Yapılan ilk oteli, Kaplıca Oteli, ona benzer termal otellerin gelişimini, arkasından bu bölgenin Anadolu şehirlerinin kışın gelip burada Kaplıca keyfini çıkarmalarını izledim hepsini. Ta ki artık günümüze gelene kadar ve sürekli bu artış devam etti. Yeni oteller geldi, yeni oteller piyasaya girdi. En son biz otelimizi açtık, Akrones Spa Otel olarak açtık ve biz de çok büyük bir otelle şu anda markete giriyoruz, pazara giriyoruz. Ama burada doluluk oranları hep aynı şekilde artarak devam etti. Hmm. Biz şu anda inanıyoruz ki aynı doluluk oranıyla biz buraya katkıda bulunacağız ve devam edeceğiz. Buradaki en önemli şey insanların termalden, Kaplıca'dan artık gerçekten faydalanmaya başlamaları ve bunu kısa tatiller olarak görerek değerlendirmeleri. Bu dünyada da böyle şu anda. Dünyada da spa kültürü, termal kültürü gelişmeye devam ediyor ve hızlı bir şekilde devam ediyor. Afyon şu anda dünyaya, Türkiye'den ayak uydurabilen, en hızlı ayak uydurabilen şehirlerin başında geliyor. Evet, bir de alternatif turizm önemli galiba artık Türkiye için. Bunu bir kez daha gördük Rusya krizi esnasında. Evet. Antalya'da, özellikle Alanya'da bildiğim kadarıyla, evet, çok ciddi sıkıntılar yaşandı. Oteller kapanacak duruma geldi. Bazıları da kapandı hatta. Evet. Bazıları açmama kararı aldı. Zaten sezona tam olarak girilmemişti. Evet. Evet. Ama ona rağmen Afyon'da donlukla ilgili bir sıkıntı yaşanmadı. Bunu bir oturup düşünmek gerekiyor galiba, öyle değil, evet, mi? Evet. Şimdi klasik bir düşünce vardır. Hani tüm yumurtaları aynı sepete koymamak gibi. Şimdi bakıyoruz mesela 3-5 oteli olan yatırımcılar tamamını bir bölgeye yapıyorlar. Ki en riskli harekettir. Hani bunu farklı turizm alanlarına yöneltilebilirdi bu. İşte kaplıcaların olduğu yerlerde, illerde bunlar olabilirdi. Bir tanesi orada olurdu. Veya turizm anlamında farklı ülkelere hedef diyoruz ve farklı ülkelerden turist getirmeye çalışıyoruz. Bir bakıyoruz ya sadece Almanya'dan alıyoruz ya sadece Rusya'dan alıyoruz. Tamam diyoruz, yani bu burası bizim için yeterli diye düşünüyoruz. Halbuki değil. Yani uluslararası ilişkiler insan ilişkileri gibidir. Bir gün biriyle küseriz, ertesi günü barışırız. Bir gün biriyle çok iyi sohbet ederiz, ertesi gün aynı yoğunlukta sohbeti yapamayabiliriz. Bunlar ticarete yansır. Bunlar ilişkilere yansır. Dolayısıyla hani ben inanıyorum ki Türkiye'nin diğer kaynaklarından da faydalanılabilseydi eğer, hani otelcilik sektörü o kadar yıpranmazdı diye düşünüyorum. Kendi ülkemizdeki alternatif turizmi çok değerlendirmedik. Ben geçmişimde Kayseri'de 6 yıl genel müdürlük yaptım. Ankara'da 3 yıl genel müdürlük yaptım.
Şimdi Afyon'dayım. Dolayısıyla bu pazarı çok iyi biliyorum, görüyorum. Burada yeni açılan oteller ayakta kalabiliyor. Uluslararası otel zincirleri bu bölgelere yatırım yapmaya devam ediyor. Sürekli oteller açılıyor. Ama bizim Türk yatırımcılarına baktığımız zaman biraz daha sahili, biraz daha kolay otelciliği tercih ediyorlar. Ama tabii bunun sonucunda da maalesef en küçük riskte çok ciddi bir şekilde sarsılıyoruz, sallanıyoruz. Büyük beklentilerle büyük zararlar da beraberinde gelebiliyor. Oysa ki uzun vadeli adımların da atılması gerekiyor galiba diye ben de küçük bir not atmak isterim. Evet, bu arada Afyon'a girerken beni şaşırtan bir başka olay daha vardı. Yani evet, termal oteller bekliyorduk. Otellerin evet. olacağını bekliyorduk. Bu kadar yoğun olacağını ben beklemiyordum, bir kere onu söyleyeyim. Epeydir gelmemiştim. Ama bir yandan da otellerin büyüklükleri de beni şaşırttı. Evet. Birçok otel çok yeni ve çok büyük yapılmış. Kapasiteleri de fena değil. Ama sizin otele girince daha da şaşırdım. Sizinki onlardan da büyük ve 60 milyon dolarlık bir yatırımdan bahsediyoruz. Hiç küçümsenmeyecek bir yatırım bu. Doğrudur, 60 milyon dolar. 400'e yakında odanız var değil mi? Doğrudur. Yani bu korkunç bir kapasite ve insanın aklına hemen kocaman bir soru işareti geliyor. Nasıl olacak bu otel? Evet. Şimdi bizim piyasaya girmekteki hedefimiz pastadan bir pay almak değil. Ortada bir pasta var. Ama bu pastadan zaten alınan dilimler mevcut otelleri ancak ayakta tutabiliyor veya hedeflerini gerçekleştirme şansı tanıyor. Ama bizim buraya girmekteki en büyük hedefimiz pastayı büyütmek. Bölgenin turizmine katkıda bulunmak, bölgeye getireceğimiz işle hem diğer tesisleri desteklemek hem de kendimiz beklentilerimizin ötesine geçmek. Şimdi tabii otelimizin büyüklüğünden bahsettiniz. Onun yanında bir spamız var. 16 bin metrekare ile şu anda Türkiye'nin, hatta Avrupa'nın en büyük spalarından bir tanesi ve dolu dolu spalarından bir tanesi. Yani her türlü özelliğe, her türlü yeniliğe, her türlü yeni treatmentlara hazırlıklı bir şekilde hazırlanan bir spadan bahsediyorum. Onun yanında kongre turizmi en büyük hedeflerimizin arasında. Şu anda balo salonumuzun büyüklüğü 2000 kişilik kongre yapabilecek kapasitede, 1700 kişilik yemekli müzikli organizasyonlara ev sahibi yapabilecek bir şekilde, kolonsuz, yekpare, tek salon, çok kolay bulunamayacak özellikler bunlar. Dolayısıyla bunlarla da kongre turizmini hedefliyoruz. Hı hı. Şimdi Afyon bölgesinde yeni gelişim, otellerin birbirine çok yakın olması, aynı düzeyde, aynı kalitede, benzer kalitede otellerin birbirine çok yakın olması kongrede bizim elimizi daha da güçlendiriyor. Örneğin şu anda biz 1500-2000 kişilik kongreleri Afyon'a çok rahat alabiliriz. Yani benim çevremdeki 3-4 tane 5 yıldızlı otel, biraz daha ilerideki 2-3 tane 5 yıldızlı otel çok rahatlıkla bu kongrelerin altından kalkabilecek kapasitedeyiz. Teknik olarak biz salonumuzda zaten ana otel olmaya şu anda hazır durumdayız. Dolayısıyla bizim hedeflerimizde en önemli şeyler bunlar. Bir, spada çok iddialıyız ve uluslararası da hareket etmek istiyoruz. Kongre turizmi en büyük hedeflerimiz arasında. Türkiye'deki kongre merkezlerinden bir tanesi olmak istiyoruz. Onun yanında yabancı turisti Afyon'a getirmek istiyoruz. Şu andaki ilk hedefimiz arasında Orta Doğu, İran ve Türkiye Cumhuriyetleri, Lübnan, Türkiye Cumhuriyetlerinden Azerbaycan, Gürcistan ve benzeri ülkeler, Rusya şu anda ilk hedeflerimiz arasında. Peki şimdi tabii akla gelen sorulardan birisi, tamam işte yeraltı kaynakları çok zengin. Evet. Su olarak söylüyorum ben, yani evet, mermeri vesaireyi katmıyorum. Otelcilik açısından en evet, önemli şey herhalde bu sizin için. Evet. O kaynaklar çok zengin ama sonuçta deniz, kum, güneş yok. İşte Anadolu'nun ortasında bir bakir kentten bahsediyoruz. Evet. Ve o kentte işte turizmi canlandırmaya çalışıyoruz. Burada herhalde termal otelciliği çok iyi anlatmak gerekiyor. Hem yerliye hem yabancıya. Evet. Bizim biraz yerliye anlatalım. Nedir bu termal otelcilik? Sağlık turizmi midir? Sağlık dışında başka bir turizm ayağı mıdır? Ondan biraz bize bahsederseniz çok memnun olurum. Şimdi aslında termal turizmi böyle biraz basite alıyoruz biz Türkler, hı hı, olarak. Hani turizm yatırımcıları ve işletmecileri olarak da bunu biraz basit görüyoruz gibi. Hı hı. Özellikle ben hani termal işletmeciliğinde profesyonelleşmeye başladığımda bunu daha iyi görüyorum.
beklenen ilgiyi daha yeni yeni görmeye başladı. Hmm. Yeni yeni görmeye başladı. Şimdi termal turizm dediğimiz zaman Eylül'de başlar. Eylül'ün birinde başlar termal turizm. Haziran'a kadar devam eder. Aslında çok uzun bir zaman dilimidir. Geriye kalan zamanlarda da farklı şekilde yine doluluk oranları beklenen seviyelerde devam eder. Farklı iş kollarıyla. Dolayısıyla hani bir sahilden biraz daha farklı, daha uzun süreli, daha doluluk oranı yüksek, daha geriye dönüşü güzel olarak bilinir bu. Şimdi termal turizm dediğimiz zaman ilk aklımıza gelen sağlık sorunları, sağlık turizmi falan. Ben aslında onu böyle bir tedavi yöntemi olarak düşünmüyorum. Tamamen insanların rahatlaması için bir kaynak, bir amaç olarak görüyorum. Şimdi relax turizmi diyebiliriz belki. Aynen öyle. Wellness dediğimiz hani olay, spa benzeri insanların rahatlaması, vücudu yenilenmesi, bedenin yenilenmesi, zihnin yenilenmesi. Aslında tamamen insanın yaşam kalitesini yükseltici şeylerdir bunlar. Ya bir termal turizme gelip, 2 gün, 3 gün, bir hafta sonu kalıp, biraz ter atıp, biraz termal suyun işte cilde olan faydalarından, çeşitli sinir gevşetici faydalarından faydalanılabilir. Ve dönüldüğü zaman stresini insan oralarda bırakır ve gider. Onun yanına eklenen masajlar, treatmentlar, özel bakımlar, ona benzer bir sürü paketler, bunların hepsinden faydalanıldığı zaman insan kendini gerçekten yenilenmiş hissediyor. Şimdi sahil dediğimiz zaman klasik biliyoruz hani kum, deniz, güneş, biraz daha yorucu, biraz daha keyifli, biraz daha keyifli. Tabii herkesin ihtiyacı olan şeyler bunlar. Ama termal turizm ve spa turizmi dünyada şu anda en hızlı gelişen turizm alternatiflerinden bir tanesidir. Afyon gerçekten bu işe cevap veriyor mu sektör olarak? Yani o kaliteyi veriyor mu? Çünkü Antalya otelleri o kaliteyi vererek aslında yabancı turisti Antalya'ya çekmişti. Avrupa'ya göre çok daha iyi oteller var biliyorum ben. Evet. Bir o sizin özelinizde siz o kaliteyi veriyor musunuz? Evet. Ben kendi gözlerimle gördüm. Rahatım o konuyla ilgili. Çok ciddi sayıda havuzunuz var, termal tesisiniz var, koskocaman bir spanız var. Evet. Ondan da bahsedin ama esas sektör olarak o kaliteyle cevap verebiliyor musunuz müşteriye? Evet. Şimdi Afyon bölge olarak yeni gelişen bir bölge. Hı-hı. Tabii Antalya kadar iddialıyız diyemeyeceğim. Yeni gelişiyoruz Afyon olarak. Bölge hızlı gelişiyor. Şimdi kalite dediğimiz zaman hani havuz, fiziksel kaliteler bunlar her zaman her yerde olabilir. Ama bunun içerisini insanla doldurmak lazım. İnsanla doldurabildiğimiz zaman ancak o kaliteyi verebiliriz. Kapıdan karşılamadan tutun da kaldıkları, konakladıkları dönem içerisinde kendilerine verilen hizmetle otelden ayrılana kadar aldıkları yiyecek, içecekle ancak bunları kendilerine hissettirebiliriz, verebiliriz. Şu anda biz o konuda çok ciddi iddialı olduğumuza inanıyoruz. Ben kendim şahsen otelin genel müdürü olarak bu 30. yılım benim. 30. yılım hani turizmde. Bu tecrübemle geliyorum. Bu tecrübemi buraya aktarmaya geliyorum. Ekibim yine aynı şekilde en profesyonel arkadaşlardan seçildi. Ona göre geldik buraya. Ve yaklaşık 2 aydır personelimizin tamamını işe almış, eğitiyor durumundayız. Bugün itibariyle otelimizi açıyoruz ve eğitilmiş personelimizle işe başlıyoruz. Onun yanında hazırlamış olduğumuz, olsun da diye. Sağ olun, çok teşekkür ediyoruz. Onun yanında hazırlamış olduğumuz konseptlerimiz de yine aynı şekilde kalitemizi ortaya koyuyor. Şu anda Kehani Steakhouse adı altında bir steakhouse'umuzu açıyoruz buraya. Afyon'da ilk olacak ama Türkiye'de ve dünyada şu anda trend olan steaklerin sunulduğu bir restoran olacak. Bunun yanında sadece steakler değil, uluslararası artık unutulmaya yüz tutan klasik müzik olarak tabir ettiğim benim klasik yemeklerimiz var. Onları da burada sunmaya devam edeceğiz. İşte bir pepper steak, bir file wellington gibi yemeklerimizi de et yemeklerimizi burada vermeye devam edeceğiz. Şu ana kadar almış olduğumuz bu 2 aylık deneme sürecinde çok güzel feedbackler var. Çok pozitif bilgiler var, geriye dönüşler var. Bu da bize mutluluk veriyor. Biz bunlarla kalitemizi ön planda tutmaya çalışacağız. Sunacağımız kişiye özel hizmetlerle, butler hizmetlerimizle,
kişiye özel butlerlarımızla biz bu kaliteyi buraya getireceğimize inanıyoruz. Afyon'a çok ciddi bir kalite getireceğimize ve bu kaliteyi daha da yukarıya çıkaracağımıza inanıyoruz. Biraz da hedef kitleden bahsedelim o zaman. Hedef kitleniz kim olacak? Yerliler, yabancılar? Şu anda birinci hedef kitlemiz tabii ki yerliler. Çünkü Kaplıca dediğimiz zaman, Ilıca, Termal, Spa dediğimiz zaman ilk hedef kitle zaten Türk turizmi geliyor karşımıza. Türk turisti beklenen ilgiyi çok göremedi. Hani Antalya'da sahilde. Ama Termal'de Türk turiste verilen değer, o da Türklerin burayı tercih etmesine sebep oluyor. Dolayısıyla şu anda ilk hedefimiz bizim hazır olan Türk turizmiyle burasını ayağa kaldırmak. Temelimizi sağlamlaştırdıktan sonra ikinci hedef olarak da belirttiğim gibi Orta Doğu, Türkiye Cumhuriyetleri'ne gitmeyi planlıyoruz. Asıl hedefimiz bizim burada, şimdi zaten ortada olan bir pasta var, zaten ortada olan bir portföy var. Biz bunun ilerisine geçip iş adamlarını, çalışanları, orta düzey çalışanları, yetkilileri, ekonomik özgürlüğü olan herkesi hedefliyoruz. Kısa tatillerle burayı tercih etmelerini, sağlamalarını sağlamaya çalışıyoruz. Örneğin 2 günlüğüne Afyon'a gelip yenilenip gitmelerini sağlamaya çalışacağız. En büyük hedefimiz bizim burada çalışan orta kademe yöneticileri ve üst düzey yöneticiler şu anda hedeflerimizin arasında. Peki biz hep Antalya turizmini biliyoruz ya da işte Ege turizmini biliyoruz ve 3 ayla sınırlı bir turizmi biliyoruz. Evet. İşte Mayıs'ta başlayıp en fazla Ekim gibi biten, tamamlanan ya hatta Eylül'de biten, okullar açıldığında biten bir turizmden bahsediyoruz. Evet. Oteller de genelde kapanırdı. Şimdi biraz kongre turizmiyle de ayakta tutmaya çalışıyorlar. Ayakta durmaya çalışıyorlar, evet. Ama genelde yine kapalı bildiğim kadarıyla. Siz burada bir iddianız var. Evet. 12 ay açığız kardeşim, evet, diyorsunuz. Evet. Anlatır mısınız? Biz Afyon'da tabii 12 ay açığız. 12 ay şu anda Afyon'un doluluk oranı hiçbir şekilde değişmeden devam ediyor. Yazın da aynı doluluk oranı var. Kışında aynı doluluk oranı var. Farklı sebeplerle gelen turistlerimiz var. Farklı sebeplerle bu bölgeye gelen misafirlerimiz var. Şimdi tabii havalar soğumaya başladıktan sonra ağırlık termal turizmi için buradalar. Ama onun dışında bir Frig Vadisi var örneğin burada. Hani Kapadokya'yla benzer hani geçmişlere sahip yakın özellikleri olan, hani çok o kadar gelişmemiş ama şu anda gelişmeye başlayan bölgelerimiz var. Hani Afyon'un kendi özel yerleri, bölgeleri var. Gezilmesi gereken, görülmesi gereken. Onlar için gelenler var. Yurt dışından gelen, yurt dışına çalışıp buraya yazın gelen misafirlerimiz var. Birkaç gününü Afyon'da geçirip arkasından kendi illerine seyahat eden misafirlerimiz var. Dolayısıyla 12 ay doluluk oranımız bizim zaten devam ediyor. Peki. Ben çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğiniz tabii eksik kalan bir şey olabilir. Benim unuttuğum, es geçtiğim, sormadığım. Onu da eklerseniz sonra da programımızda veda edelim sizlere. Tabii Afyon Türkiye'de şu anda yeni yeni bilinmeye başladı. Hani termaliyle, işte bir takım özellikleriyle, mermeriyle zaten biliniyordu. Ama Afyon'da çok ciddi bir patlama var. Ben Türkiye'deki turizmcilerin, turizm yatırımcılarının, turizm işletmecilerinin dikkatini buraya çekmek istiyorum. Çünkü Afyon şu anda bana göre gelecekteki Antalya. Bunu ben şimdi söylüyorum. Daha önce başka iller için söylemiştim ve söylediklerimin hepsi çıktı. Şimdi Afyon için söylüyorum ve ben inanıyorum ki 5-10 yıl içerisinde burada başka bir otelcilik sektörü olacak. Başka bir işletmecilik sektörü olacak. Başka bir turizm olacak burada. Bu bölgeye de değer katacak. Bölge insanına da değer katacak. Türkiye'ye de, Türk turizmine de değer katacak diye düşünüyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben de inşallah diyorum. Umutlarımız o yönde ama görünen o bir kere. Yani o imajı veriyor. Çünkü çok önemli ve değerli yatırımlar var burada. Bir not ben de eklemek isterim. Haddim olmayarak. Biz de ekonomistler olarak hep şunu söyleriz. Yani yumurtaları aynı sepete koymayın kardeşim. İşte altın alıyorsan dolar da al. Dolar alıyorsan hatta hedge yap onu. Başka bir şey daha al karşılığında kendini koruma altında tut diye.
turizm sektörümüz biraz kendini korumadan ilerliyor gibi görünüyor. İşte bir Rusya krizi çıkıyor, bir uçak düşürülüyor, ardından her şey darmadağın olabiliyor. Oysa ki bir termal turizm varsa, hele ki işte Anadolu'muzun inci kentlerinden birisi daha ne olsun yani, Afyon değil mi burası? Evet. Evet. Afyon olsun, öbür tarafta Eskişehir olsun, Bursa olsun, her ilimiz gelişsin, her ilimizin kendine has bir turizmi olsun. Her ilimiz biraz Nevşehir, biraz Afyon olsun diyelim. Ellerinize sağlık. Ben çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Neden ellerinize sağlık? Çok önemli yatırımlar bunlar. Türkiye için yapılan yatırımlar. Bunlar bizim milli değerlerimiz. Sizin değerleriniz değil, bizim değerlerimiz. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldığınız için. Herkes de Afyon'umuzu görmeye davet edelim. Onunla da bitirelim İnşallah. Efendim. Efendim programımızı burada kısaca aralıyoruz. Kısa bir ara vereceğiz. Ardından da devam edeceğiz.